Merhabalar. Gecikmeli de olsa başlayabildik. Benim gibi teknoloji fakiri ülkücüm hallettim. Ülkücüm hallettim nihayet. Şimdi ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben hani böyle klasik ülke merhaba. Şu yorumları kapatmadan evvel Elvancığım merhaba. Nefesi anlatmak zorunda kaldım. Öncelikle doğru nefes ve enerji farkındalığı birimlerini devlette açmak. Merhabalar. Eczacan'ın adını bilmiyorum. Devlette doğru nefes ve enerji farkındalığı birimlerini açmak amacıyla yola çıktım. Ve bu yüzden de emekliliğim gelmesine rağmen emekli olmuyorum. İnşallah sizlerin de desteğiyle böyle bir amacımı, hayalimi gerçekleştireceğim. Ki böylelikle ilkokullarda çocuklar derslerine başlamadan evvel akşamları her vakitte nefeslerini kullanarak hayatlarını güzelleştirecek. En çok ergenlerimiz, hani anne babayla tartıştığında, sorunlar yaşadığında, işte sigaradır, alkoldür, uyuşturucudur gibi şeylerle hayatlarını kötüleştirip karartacaklarına çok daha güzel bir gelecek oluşturacak. Şimdi konulara geçmeden, bu gece pnömotoraks işleyeceğiz ama çok hızlı geliveren 3 soru vardı. Normalde diğer geniş soruları yanıtlamayacağım ama bunları canlı yayında hemen söylerim diye. Su toplayan, ciğerinde su toplayan bir arkadaş vardı. Bir saniye. Bunu vermişim. Ciğerdeki suyun miktarına göre ya şunun napyörü kan dediğimiz boşaltılır ya şu hortumun içerideki sıvının vasfına göre boyları vardır. Bu 28 numara bir chest tube. Bu da daha iltihaplı Petzer sonda dediğimiz sıvıları boşaltır. Su toplanmasında göğüs cerrahi uzmanından yardım alacaksınız. Bu bir. Sarkoidozla ilgili geniş bilgiler göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşımla birlikte bir gün canlı yayın yapalım. Romatoloji ile ilgili yakın bir zamanda Şule hocamla otoimmün hastalıklar ve romatolojik hastalıklarla ilgili Şule hocamla bunların zeminindeki mekanizmalara değineceğiz. Bir de koronavirüs geçirmekte olan 3. topu işte zor çekmeye başladım 5. günüm bugün diyen arkadaş için söylüyorum. En önemlisi sizin gözden kaçırdığınız, hani şimdi bunu tamam çalışalım, bu hatırlatıcı olduğu için çalışmanızı istiyorum ama hani şu sizin çok da önemsizmiş gibi zannettiğiniz şu nefese teşekkür var ya, önce izlenecekler videosunda kayıtlı, o da bu geceyi de kaydedeceğim diye, hani yaradanla bir olduğunda atalektaziyi de işleriz bir gün. 3. topu kaldırıp kaldıramamaya ya da kaldırırken zorlanmaya başlamanız, şu an profil adınızı unuttum ama 3. topu kaldırmakta zorlanıyorum diye yazan arkadaş, hani 5. günde lütfen 1. 2. 3. toplarda değil olay. Sadece sakince bir yandan zihninizden bu topları yapabiliyor olduğunuz için teşekkür etmeniz ve o nefesi alabiliyor olmanız. Çünkü o baloncukların içerisinde aslında koronavirüsün ilacını vücudunuz sentezleyecek. Ama siz eğer stres yaparsanız o
baloncukların içinde salgılanacak olan doğru kimyasallar stres nedeniyle kötü kimyasallara dönüşecek. Yani bu 100 milyar nöronunuzdan size dönüşen bir şey. O yüzden en önemli faktör stres yapmamanız. Yani stresle içerideki salgıların salınımı değişecek. Tüm hastalıklarda lütfen bu aleti deneyin. Bu alet zarar veremez. Kayıtlı videolarda bunların çok fazla anlatıyorum. Şimdi size gençlerimiz demişken hani ben sizler için şimdi makyaj yaptım. Normalde cuma gecesi bir vakitte. Bu benim yeni hani bu Instagram için olan bir durumum değil. Ben oldum olası böyle bir insanım. Sizlere bir canlı yayını alacağım. Kardeşim var. Sürpriz. Denizciğim buralarda değil misin? Kabul edecektim. Neyse bağlanamadı herhalde Deniz. Ben yorumları kapatacağım. Sonrasında talebi gelirse sonunda şey yaparız. Benim kıdemli doktor arkadaşımın kızı eczacılığı bitirmek üzere onunla gündüz konuşmuştuk. Onunla birlikte bir kısacık konuşma sohbet edecektik. Şimdi pnömotoraksın tanımını yapayım size bilmeyenler için. Yaşayanlar zaten bu sıkıntıyla. Intrapleural dediğimiz intra iç demek. Pleural demek akciğeri saran, akciğere dair zar demek. Yani iç ve dış akciğer zarı arasındaki hava birikmesi. O yüzden konumuz pnömotoraks diye. Pnömo hava demek. Toraks şu boşluğun adı. Göğüs kafesimizin adı. Ben de bugün o yüzden mavi giyindim. Pnömotoraks bu boşluktaki akciğer zarlarının arasında hava birikmesi. Ha bu nasıl oluyor? Şimdi bunun en sıklıkla olma sebebi iç akciğer zarının yırtılması. Bu da yani hani şu bildiğiniz meşhur 300 milyon baloncuklarınız var ya, bunların birinin pıt deyip diğer hava yollarıyla, yani bakınız şimdi şu baloncuğun pıt deyip sönmesi bunlarla bağlantı ve arasındaki geçişte şu şekilde sönmesi. Şu göğüs kafesinin içinde sönmesi. Sizin için şöyle bir model hazırlamaya çalıştım ama tabii yaradan öyle bir mucizevi yaratmış ki benim hazırlamaya çalıştığım göğüs kafesi. Şu göğüs kafesimiz. Bu bir reklam değil. Ayakkabı kutusu. Şu nefes borunuz. Tamam. Bakın. Açtım. Burada. Ben bunu yapmaya çalıştım ama olmadı. Şöyle. Sağdaki biraz daha düz aşağıya doğru gider. Soldaki biraz daha yukarıya doğru gider. Soldaki iki ana kanala ayrılır. Şöyle göstereyim. Sağdaki bir düz gider, intermediate bronş deriz. Yani ara boş bronş. Sonra önce üst lobu verir. Sonra intermediate bronştur. Alt ve orta loba ayrılır. Ve bunların uçlarında baloncuklar var. İşte o baloncuklar böyle çok sayıda birbirleriyle kon delikleri ve Lambert kanallarıyla bağlıdır. Yani ince bir çorap gibi akciğerin parenkim dediğimiz örtüsünü saran
yapıdadır o baloncuklar. Ve bunların blep dediğimiz iç zarın kendi yaprakçıkları arasında, yani şöyle diyeyim, visceral pleura dediğimiz o iç zarın dış lamina, yani dudağı ve katmanı, lamina elastica interna ve externa arasındaki 2 santimin altındaki hava birikintilerine blep deriz. Ondan birazcık daha büyükse bül olur. O blepler ve büllerin oluşum yerlerine göre o baloncukların sönmesiydi. Hani zaten 300 milyon şöyle baloncuklar vardı ya, şu küçük. Bunların aslında o kadar çok fazla faktörden etkilenme durumu var ki o yüzden biz pnömotoraksları, göğüs cerrahları oluş sebeplerine göre yani olma nedenlerinden ötürü kendiliğinden olan ve sonradan olanlar olarak ayırırız. Bunlar da kendi içlerinde tekrar alt gruplara ayrılırlar. İşte kendiliğinden olanın primer dediğimiz ilk oluşları vardır, sekonder vardır, ikinci oluşları. İşte dışarıdan bir sebeple oluşlarında iatrojenik denilen, tıptaki bu iatrojenik, idiopatik denilen şeyler Allah vergisidir. Türkçe çevirisi. Hani size iatrojenik dışarıdan bir sebebi bağlı dendiğinde yani dışarıdan etkenle ya da idiopatik dendiğinde nedeni bilinmeyen demektir. İatrojenik dışarıdan bir etken demek. Yani küçük nüans farkı var. Ve ya da travmatiktir. Yani delici, kesici alet yaralanmalarıyla olurlar. Böylece bu pnömotorakslar bir şekilde akciğerinizde bu balonların sönmesi ve müdahale, bir göğüs cerrahının müdahale etmesini gerektirir. Ha, şimdi daha çok mesela merak ettiğiniz kısım, o ilk, yani anlamanız gereken kısım, ben yatırdığım sönme olan hastalarımın yapacağım cerrahi müdahaleyi toraks kafesinde, yani hemitoraksın sönme ölçüsü. Bunun yarısı, bütün toraksın yarısına hemitoraks diyoruz biz. Yani göğüs kafesinizin bir tarafı. Bunun sönme miktarına göre bu alanı %100 kabul ederiz. Ve bunun küçük hesaplama yöntemleri vardır, santimleri ve miktarları anlamında. O santimler ve miktarlara göre yüzdesini belirleriz. Yani yüzde üzerinden %20'ye kadarlık kısmı oksijenle nefes egzersizi yaptırarak, bu toplarla absorbe emilmesini sağlatmaya çalışırız. Neden bunu sağlarız? Atmosfer havasındaki gazın aslında yüzde, bunların rakamlarını da çıkarmıştım, %79'u azottur. %21'i oksijen ve 1/5 kadarı karbondioksittir. Bu yüzden oksijenin emilim yüzdesi çok daha fazla olduğu ve bunun bağlı olduğu havalanma kriterleri çok daha geniş. Bu gaz absorpsiyonunu, oksijenizasyonu arttırdığımızda, yani atmosfer havasından hasta solumayı yükselttiğinde azottan 62 kat daha fazla oksijen absorbe edilir. Karbondioksitten de 23 kat absorbe olur. Ve bakın, gaz absorpsiyonundaki bu boşluktaki venöz ve arteriyel kan gaz farklılıkları, hastanın pozisyonu, gaz difüzyon özellikleri ve soluduğu oksijenin saturasyon, yani veriliş yolundaki oksijenizasyon düzeyi, bunları ve pleura yüzeyinin
geçirgenliği. Yani hani sizin, ben hep diyorum ya, sigara hala içiyorsanız içmeyin diye. Şurada bir slaytım vardı. Yani sigara içip de şu kalınlaştırdığınız yüzey eğer varsa, bu yüzeydeki bozukluklar da ya da o yüzey alanındaki değişimler de sizin pnömotorakstaki tedavimizde iyileşme hızınızı değiştirir. Yani işte ne kadar çalışacağım, ne kadar yapacağım? Öncelikle eğer sigara içiyorsanız mutlaka ve mutlaka bırakmak durumundasınız. Ha, bundan hariç sizin o baloncuklar arasındaki geçişte ve baloncukların yüzeyini saran akciğer sıvılarının, sürfaktan dediğimiz sentezindeki bunun %90'ı dipalmitoil fosfodidil kolindir. Bunun %10'luk kısmı palmitoil fosfodidil kolin ve fosfodidil gliserolden oluşur ki, hani bu yumurtayla yediğiniz yumurtanın içindeki kolin var. Şimdilerde artık tedavide inositol verilen preparatlar var. Yani hani beslenmeniz sizin çok önemli diyorum ya, bu kolinin, dipalmitoil fosfatidil kolinin ya da alfa 1 antitripsin enziminizin çalışmasında ya da aldığınız hani şu gaz değişimi nasıl olur dediğimiz kılcal damara karbondioksit oksijen geçişinde oksijen geçiyor bir karbonatla birleşip, hani çinkonuz olmadığındaki durum bile sizin pnömotoraksınızın iyileşmesinde beslenmeniz, su alımınız kadar çok fazla etkili faktörler. O yüzden o bleplerin oluşmasını azaltmak, büllerin oluşmasını azaltmak, o baloncuklardan pıt bir tanesinin patlamasının önüne geçmek. Sonrasında yapılacak tedavide işte takılan şu göğüs tüpü, yine sıvıda olduğu gibi sönmede de biz bu tüpü takıyoruz. Sönmenin nedenine göre mesela bir travmatik pnömotoraks dediğimiz, yani kaza ya da yaralanmayla olan pnömotoraks da üst kısımdan takmayız. Ama spontan pnömotoraks dediğimiz kendiliğinden pnömotoraks da üst kısımdan takarız. Diğerlerini de alt kısımdan takarız. Neden? Var olan bir kanamayı engellemek için. Ama mesela büllöz akciğer dediğimiz hava keseciklerinin 2 santimin çok çok üstünde büllerin patlamasıyla olan ya da koahlı amfizematöz bir akciğerde bir sürü baloncuk vardır. Otomatikman o baloncukların yerleşmesine göre oluşan pnömotoraksı dışarıya almak için bu hortumu takarız. O hastalarda, pnömotoraks hastalarında yine, ha ben neden bu cihazın kullanımında çok hakimim? İnanın geçen gün yine travmatik kaburga kırığı olan bir hastamda, yani ömrümü tüketti amcayı çalıştırmak. Şu topta bir, şu toplardan bir tek topu çekerek çıkarttırmayı becerene kadar üf çek 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 çek, pipet çeker gibi çek diye diye, yani şu bildiğiniz pipetle çeker gibi çekmeyi başartıramadım Durmuş amcaya. Demek istediğim, pnömotorakslı akciğer bunu lütfen düzenli olarak çalışmak durumunda. Ha, pnömotorakslı akciğerin sönmesini arttırır mı? Oksijen alarak eğer çalışırsa, o %20'ye kadarlık tüp takmadan takip ettiğim, mesela bana geldi spontan pnömotoraks %5-10 civarında, yatırıyorum, bilgilendiriyorum. Oksijen takıyorum ve triflo veriyorum. Sönecekse sönecektir. İçerideki durumu gözlemleyemiyorum tomografiye rağmen. Sönecekse tüp takacağımdır. Yok, sönmeyecekse, hani demiştim ya, atmosfer basıncındaki oksijeni arttırırsak oksijen 62 kat daha fazla azottan emiliyor. Rezorbe oluyor. Emiyor dış pleura zarı ve böylece o pnömotoraks iyileşiyor.
istiyorum. Bu şekilde tedavi edip 2-3 gün gözlemleyip taburcu ettiğim hastam çoktur. Küçük bülleriyle halen takip ettiğim, büyük bülleriyle ameliyat olmak istemeyip halen takip ettiğim hastalarım da çoktur. Bu tabii ki hastamın tercihine göre değişiyor ve aradaki kurduğumuz korelasyona, hastamın sonrasında sigara içip içmemesi, sigarayı bırakıp bırakmama gayretine göre de değişiyor. Başkaca sizler için intrapleural basınç 200 santim su civarındadır, iç yaprak, dış yapraklı, ama atmosfer basıncının ki şurada bakın, mahsus sizler için bu basınç farklarını da çıkardım. 1034 santim su. Şöyle akciğerin bölgelerine göre, hani secdeye neden varmanız gerekiyor anlatıyorum ya, alt kısımdaki akciğerin yüzeyel baloncuklarla o zarlar arasındaki akışkanlığının değişimi konusunda akciğerin aldığı pozisyon da çok önemli. O yüzden bu pozisyonları, basınç farklarını denge sağlaması için de günde 5 kez, hani bu secde pozisyonunda olmak çok önemli. Yani benim hep diyorum ya, din reklamıyla işim yok ama evet, 5 vakit namaz bu yüzden farz bize. İnşallah bir gün benim de kılma zamanlamam olur. Şimdi dediğim gibi tiplerini, şeylerini anlattım. Şunu diyeyim, tedavide bir de hava kaçağı devam ettiğinde biz negatif basınç alanı, negatif basınç şeklinde bir sisteme takıyoruz bu hortumu. Bu hortum böyle bir sıvının içinde, otomatikman buradan hava kaçağı devam ettiğinde, şöyle yapayım, böyle olmayacak, şöyle diyeyim, hasta nefes aldıkça suyun altına giden bir boru sistemiyle yaptığında pıtır 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 hava, ıkındığında hava çıkar şişeden. Yaşayanlar bu sorunu bilirler bunu. İşte o hava kaçağı kesildiğinde bu tüpteki, hortumdaki su böyle sallanır. Bu akciğerin, diyaframın aslında. Zaten normal soluduğunuzda da diyafram solunumu yapıyorsunuz arkadaşlar. Sadece 1-2 santim civarında oynuyor diyaframınız. Yani sizin, hani bu bir sürü nefes anlatanların diyafram solunumu dediği %75, 70-75 diyaframınızla soluyorsunuz. %20-25 interkostal dediğimiz çeşitli solunum kaslarıyla soluyorsunuz. Otomatikman diyafram solunumu yaptığınızda bu osilasyonla borudaki, göğüs tüpündeki suyun hareketi o 1-2 santimde, 1-2 santim, 1 milim, 2 milim şeklinde yansıyor. Ama etkin, hadi bir derin al, tut, yavaşça ver dediğimde hastamın 6 ila burada 1-2 santim oynama görülüyor hortumda, ama diyaframında aslında 6 ila 10 santime kadarlık bir oynamayı sağlıyor diyafram. Hal böyle olunca da diyaframdaki o hareket, akciğerin o baloncuklarının hareketi sürekli bir yüzeyde çalışarak akciğerin o baloncuklarında iyileşme yapıyor. Kendi kendine o salgılar iyileştirip kapatıyor. Benim gitar çalan diş hekimi arkadaşımın eşi gece bir vakit balkona çıkıyor, dizinin arasında sigara yakmaya, pıt sönüyor ciğer. Bül var mı yok mu bilinmiyor öncesinde.
10 günü aşan hava kaçağında ameliyat planlıyoruz. Tam yeni yıl öncesiydi. Ameliyatını planladık. Hemen rahatlatalım. Hava kaçağı kesilmiyor. Etkin bir şekilde çalışıyor. Ameliyata gittik. Sabah 8'de pıt abi baktık. Hava kaçağı kesilmiş. Ameliyatı iptal oldu hastamızın. Ve ondan sonra da bir daha şey olmadı. Umarım halen sigara içmiyordur Muzaffer Bey. Muzaffer Bey. Çünkü kendisi aslında ses sanatçılığı da yapıyor, ziraat mühendisliğinin yanında. Yani ben aslında nefes anlatan, nefes anlatmak zorunda kalan bir kişiyim. Sonra bir gün yoga öğretmeni, yoga eğitmeni bir arkadaşın tedavisini yaptık. Neden? Akciğerin pula pleura dediğimiz, hani bu iç dış zar var dedim ya, şu kısımda bir gün toraksik outlet sendromunu da anlatacağız. Yani torasik çıkış sendromu.